Evet, özel fitnat koleji yolcusu kalmasın. Hadi 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 kızlar, hadi kızlar, hadi kızlar, hadi kızlar, hadi kızlar, yakalın. Kıpırdama! Çantaları bana verin, yoksa kardeşinizi bir daha göremezsiniz. Tamam, çantaları sana veriyoruz. Nazlı'ya bir şey yapma. Oyun oynamaya kalkmayın. Kapıyı aç. Sen de bırak ama kardeşimizi. Kapıyı aç. Hepinizden nefret ediyorum. Sen benim şoförümsün, pis Zülfikar. Kıvılcım, ne işin var kızım senin burada? Ben doğru yerdeyim Aslı. Asıl yerinde olmayan şoför bozuntusu olacak o Zülfikar. Ha? Zülfikar, Zülfikar! Neredesin? Nerede olacak? İş saatinde küçük arkadaşlarla oyunları oynuyorlar. Aferin kız. Hem sen onun yüzünden derslerine de geç kalıyordun. Değil mi Pıtırcık? Hem ben onun yüzünden derslerime de geç kalıyorum. O hep diğerleriyle ilgileniyor. Bak sen. Neden acaba? İyi de bir taneciğim, ne yapabilirim ki? Aa, cevap veriyorum. Zülfikar'ı işten çıkar. Kov onu Aslı. Kov. 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 Kov onu Aslı. Kovayım mı? E baba? Ya bana ne, kov. Bak Zülfikar'ı kovmazsan nefesimi tutarım. Ha, yap, yapma Kıvılcım, yapma kızım. Aç ağzını, nefes al. Tamam, sen üzülme. Bir çaresine bakarız, tamam mı? Sen yeter ki ders çalış ve o cadılardan çok 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 yüksek notlar al. Zaten ben müdür hanımla konuştum. Çok yüksek notlar alacaksın. Hadi bakalım şimdi okula. İyi dersler. Bana iyilikten bahsetme Aslı. Tutabilir misin? Tabii. Sağ ol. Nefret ediyorum şu spor çantasını taşımaktan. Çok ağır. Sınıfta alırım ben çantamı. Ha, bu arada sakın kurcalama çantamı. Kızlar. Ay, niye alıyorsun ki Kıvılcım'ın çantasını? Az yesin de kendine uşak tutsun bir tane. Evet abla ya. Daha sınıfa 300 adım daha var. Sırtına alır mısın sonra? Canım taşırım alt üstü bir çanta. Ey kızlar, WhatsApp. İyidir şeker, senden WhatsApp. Nasıl olsun işte, üç böcekle aynı evi paylaşan bir çiçek, nasıl söyleyeyim? Kıvılcım, spor çantan nerede? Bugün beden dersi var, unuttun herhalde. Yok, unutmadım. Böceklerden birine verdim çantamı, o taşıyor. Madem ki evimi işgal ediyorlar, bir işe yarasınlar değil mi? İyi yapmışsın valla. Ozan değil mi? Evet. Niye şofmanla gelmiş? Beden dersi ilk ders ki. Bilmem. Neyse, ben gidip kendisine sorayım bari. Nasılsın kızlar? Harika. Merhaba Kıvılcım. Bakıyorum da beden dersinin havasına erken girmişsin. Ha, yok canım, ondan değil. Okulun atletizm takımındayım ya. Okullar arası yarışma için antrenmanımız var bugün. Haliyle ben de derslerden izinliyim. Ya ne güzel. Aslında ben de düşünmüştüm atletizm takımına katılmayı. Tüh. Biraz geç kalmışsın ya. Takım çoktan seçildi bile. Hadi ya. Olsun. Ama istersen okul çıkışında koşarak... Selin. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim. Sen? Ben de iyiyim. Antrenmanınız var galiba bugün. Evet. Anlaşılan senin de antrenmanın var. Nasıl yani? Baksana böyle çantaları sırtlanmışsın falan. Aa, bunlar mı? Bunlar şey ya. Ben de böyle zaten sportif, güçlü kızlardan çok hoşlanırım ya. Hani vardır ya böyle tipler, ay koşamam, ay yürüyemem. Nefret ederim öylelerinden. Ya. Ya. Selin, versene sen de şu çantayı artık. Allah Allah, illa ben taşıyacağım diye tutturdu. Sanki ben taşıyamıyorum. Taşırsın, taşırsın. İçindeki 3 kilo makyaj malzemesini çıkartırsan daha kolay taşırsın. Bir, iki. Evet çocuklar, dinleyin bakayım burayı. Bir saattir toparlamadınız. Hadi. Çabuk. Geç çocuğum, geç. Orhan geç. Evet sevgili öğrencilerim.
Biliyorsunuz ki okullar arası atletizm yarışmalarına çok az bir süre kaldı. Ve yine biliyorsunuz ki bu yarışları kazanmamız okulumuzun prestiji açısından son derece önemli. Kazanan okula para ödülü de var. Ama tabii ki para ödülünün okulumuz açısından hiçbir ehemmiyeti yok. Önemli olan okulumuzun prestiji değil mi? O zaman para ödülünü bir vakfa bağışlayalım hocam. Sus bakayım sen. Sana mı soracağım para ödülünü ne yapacağımı? Neyse, sadede gelelim. Bu sene yarışlara katılacak olan arkadaşlarınızdan Ceyda maalesef ayak bileğini burktuğu için katılamayacak. Onun yerine yarışmaya katılacak olanları aranızdan bugün öğleden sonra 7. ve 8. sınıf arasından yaptığımız bir elemeyle belirleyeceğiz. Aman Allah'ım, işte bu aradığım fırsat. Şimdi elemelere katılmak isteyenler lütfen yakınımıza gelin ve Şahane Hanım'a isminizi yazdırın. Ben katılmak istiyorum hocam. Kıvılcım, bir de sen nefret edersin koşmaktan. Ozan'la birlikte koşmaktan değil ama. Düşünsenize, herkes ders yaparken ben Ozan'la antrenman yapacağım. Bana şans dileyin kızlar. Kıza bak ya, sırf Ozan'a yakın olmak için takıma girmek istiyor. Sen neden duruyorsun o zaman? Nasıl? Sen de katılsana seçmelere. Ben mi katılayım? Tabii. Senin neyin eksik ki Kıvılcım'dan? Sen ilkokulda koşu takımındaydın. Yani en azından Kıvılcım kadar atletizme ilgisiz değilsin. Doğru söylüyorsun. Ben de katılmak istiyorum öğretmenim. Tabii adın? Selin Aykar. Ne işin var senin burada? Çok vaktin varsa git eve temizliğe bulaşığa yardım et. Hiç boşuna uğraşma Kıvılcım. Ben de katılacağım seçmelere. Ne yani? Koskoca okuldan sadece 5 kişi mi hızlı koşabiliyor? Ablacık ben de katılayım yarışmaya. Gizli gücümü kullanırım, yarışmaya kazanırım. İyi olurdu Nazlıcığım ama sadece 7. ve 8. sınıflar katılabiliyor. Hop ya, benim daha 7. sınıfa gitmeye daha 1000 gün var. Olsun Nazlıcığım, sayıda gün çabuk geçermiş. Hem sen katılırsan bu sefer Selin kazanamaz. Doğru söyledin be ablacık. Bak sen, Selen Hanım'ın gücünü atletizm takımına girmek istiyor demek. O kızın seçmelere katılmasına izin verme. Bırak diğer dördü katılsın. Zaten seçme dediğin 4 kişiyle yapılır değil mi? Salla Selin'i gitsin. Hay Allah, sana söylemeyi unuttum Selin'cim. Bu sene seçmeler sadece 4 kişi olarak yapılacak. Sen katılamayacaksın. Sen de seneye katılırsın artık. Ama hocam ben ilkokulda atletizm takımındaydım. Tamam, hadi canım. Hem ben takımımda fakirden devşirme sporcu istemiyorum. Nasıl da üzüldü, nasıl da ağladı. Bayılıyorum işime. İnsanın sevdiği işi yapması kadar güzel bir şey var mı şu dünyada? En iyisi kaybolayım, kötülük beklemesin tabii. Fitnat Hanım, isterseniz Selin'i de alalım seçmelere. Ne olur ne olmaz, belki iyi koşuyordur. Hem baksanıza, ilkokulda atletizm takımındaymış. Hadi oradan canım, siz ne bakıyorsunuz onun öyle söylediğine? Yani netice itibariyle köy okulunda okumuş bir çocuk. Tarladan eve koşmayı atletizm sanıyordur o. Siz bilirsiniz ama unutmayın Fitnat Hanım. Bütün ünlü atletler fakir ailelerden çıkmıştır. Hadi canım. Tabii. Bakarsınız dediği kadar iyi koşuyordur. Hayır yani ben işin ucunda büyük para ödülü var diye diyorum. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Denemekten bir zarar çıkmaz değil mi? Gerçi para ödülünün okul için önemi var. Benim cebime mi girecek canım? Selin. Gel yavrum, sen de katılacaksın seçmeden. Oley, teşekkürler öğretmenim. Ama hocam. Evet, şimdi herkes sınıflara dağılsın lütfen. Elemeler bugün öğleden sonra ona göre. Önce evimi paylaşmaya kalktılar. Şimdi Ozan'ı elimden alacak aklınca. Ozan ne zaman senin elindeydi ki? Bana bak Dilara, sen kimin tarafındasın? Seni tabii ki, şaka yapıyorum. Ay hiç şaka kaldıracak durumda değilim vallahi. Ayrıca bilginiz olsun diye söylüyorum.
elin maydanoz olmasaydı Ozan çoktan benimdi. Ama fark etmez. Ben bir şey benim olacak dedim mi, o benim olur mutlaka. Ben hele şu yarışı bir kazanayım da. Da işte o nasıl olacak? Evet Kıvılcım, ya Selin senden daha hızlı koşuyorsa? Hiç fark etmez. Onu daha yarışın başında saf dışı bırakacağım. Nasıl? Görürsünüz. Peki Selin'i saf dışı bıraktın diyelim. Diğer üç kızdan biri seni geçerse? Oho, siz beni daha tanıyamamışsınız. Ben o kızları bağladım bile. Nasıl bağladın? Nasıl olacak? Yarışı bitirmemeleri karşılığında üçüne de istedikleri mağazadan birer kot, tişört ve ayakkabı alacağımı söyledim. Hadi be, şeytansın kızım sen. Peki o kadar paran var mı kenarda? Az buz tutmaz mı söylediklerin? Aman ne olacak? Kendime istiyorum diye annemlere söylerim. Yok derlerse nefesim tutarım. Dayanamazlar nasıl olsa. Bahçede bir tur atacaksınız değil mi? Evet. Ben hesapladım. Tam tamına 1600 adım koşacaksın. Ay kızlar. Ya birinci gelemezsem? Ya Kıvılcım beni geçerse? Havasından geçilmez. Düşünmek bile istemiyorum. Günde 5 defa başıma kalkar. Günde 5 defa başına kalksa ayda 150 yılda... Tamam Nazlı yeter ablacığım. İyice panik yapacak. Keşke senin hızlı koşma gücün bende olsaydı Nazlı. Yo yo Selena. Acaba bir şekilde güçlerinizi değiş tokuş edemez misiniz? Aklınızdan bile geçirmeyin kızlar. Aa Selena. Evet, ta kendisi. Nasıl geldin sen buraya? Hiç sormayın kızlar, belediye otobüsüyle. Yalnız Akbilim'de para kalmamış, dönüşte bilet almam lazım. Nasıl gelmiş olabilirim sizce? Hayır yani, biz el ele tutuşup seni çağırmadık da ondan. Aa evet, siz beni çağırmadınız ama ben bana ihtiyacınız olduğunu hissettim. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Ya içimden bir his, kızlar sırf okuldaki arkadaşlarına hava atmak için onlara yalnızca iyilik amacıyla verilen özel güçlerini kullanmayı düşünüyorlar dedi. Ama ne yapalım? Kıvılcım bizimle çok dalga geçti. Evet. Zaten Kıvılcım yarışmaya sırf Ozan için katılıyor. Yani aynı amaç için katılıyorsunuz. Ama ben şey yani... Bak Selin'cim, Kıvılcım'ın yaptığı çok büyük bir hata. Ama onun yaptığı hatadan hırslanıp senin de aynı hatayı yapman seni haklı kılmaz. Hem unutma, iki yanlış bir doğru etmez. Aslında Selin'in suçu yok. Ona biraz da ben cesaret verdim. Ama gerçekten o ilkokulda koşu takımındaydı. E süper. O zaman bu yarışı kendi gücüyle de kazanabilir. Sadece bir kereliğine Nazlı'nın güçlerimizi değişsek... Tamam, anladım ben. Ne yapalım, ben ısınmaya devam edeyim o zaman. Yarışa gelecek misin? Kaçırır mıyım? Selena. Efendim? Sen buraya sadece bize bakmak için geldin değil mi? Tabii ki. Niye sordun? Hiç. Acaba seni buraya çeken başka şeyler de var mı diye. Ne gibi? Merhaba Selena Hanım. Aa, Burak. Kızlar biz bu tarafa gidelim isterseniz. Belki öğretmenimiz Selena ile bir şeyler konuşmak ister. Yani derslerimizle ilgili. Nasılsın? İyiyim. Çok iyiyim ya sen? Ben de iyiyim. Dersler falan işte. Ayrola, hangi rüzgar attı seni buraya? Beni mi? Selin'in seçmeleri varmış. Hem ona destek olayım dedim, hem de gelip bir kızları göreyim dedim. Ya zaten buralardaydım. Uğradım öylesine. Küçük çocuklar yapıp geceleri kendimden. Seni öpsünler diye gönderiyorum sana. Bana kucaklarında seni getiriyorlar. Ben de sonra o seni getiriyorum sana. Özdemir Asaf. Efendim? Özdemir Asaf'ın bir şiiridir bu okuduğum. Şiir. Tabii ya şiir. Beğendin mi? Çok beğendim. Yani şiir olarak gerçekten çok güzel bir şiir. Sana kitaplarını getirebilirim Özdemir Asaf'ın. Diğer şiirlerini de çok seversin eminim. Tamam. Çok sevinirim. Tamam o zaman. Adresini verirsen bu akşam uğrar bırakırım. Adres? Evet. Bir evim var değil mi? Evim.
Ne o? Yoksa gökyüzünde mi yaşıyorsun? Olur mu canım öyle şey? Bir dakika. Umarım beni yanlış anlamadın. Ben evine uğrayayım derken kendimi evine davet ettirmek gibi bir niyetle söylemedim. Sadece kitabı vermek için. Lütfen kusuruma bakma. Ha yok. Yani ben birden adresi hatırlayamadım da o yüzden yani. Şimdi hatırlarım. Şimdi bana kullanılmayan bir ev lazım. Dur bakayım. No 9. Efendim? No 9. Ata Caddesi, Gülseren Sokak, Tarabya, No 9. Ata Caddesi, Gülseren Sokak, Tarabya, No 9. Tamam.